Artık dün olanlardan sonra da bu kadın huzur evine gitmezse ben tımarhaneye gideceğim vallahi. Anne hiçbir yere gitme. Oralara verecek paramız yok gerçekten. Bana bak prensesim. Aklımdayken söyleyeyim. Hakan'a karşı çok soğuksun. Ne yapayım? O da bana karşı soğuk. Yok canım, olur mu öyle şey? Hem artık Hakan baban sayılır. Güler yüzlü ol, sevecen ol prensesim. Kendini sevdir. Yabaniliği bırak. Biraz yakın dur. Tamam, çalışırım. Günaydın. Ah, baba özlemi çekiyor ve yalvaracak. Ah, canım benim. Tamam canım. Çocuklar, hadi Simge teyzeniz geldi. Geç kalacaksınız. Oğlum, bugün gidip şu işi hallediyor muyuz? Tamam Makbuz Sultan. Ben öğleden sonra seni alırım, gidip bir bakarız. Hayrola, nereye gidiyorsunuz? Senin tavsiye ettiğin güzel bir huzur ev var ya, oraya bakmaya. Aa! Sahi mi? Nihayet. Kızım ne kadar ayıp. Hadi sen git kardeşlerini çağır. Makbuş kendi istedi. Böylesi hepimiz için daha iyi olacak. İyi düşünmüşsünüz de senin öğleden sonra hastane ihalesi için Doktor Düzgün Bey'le toplantın vardı ya hayatım. Evet. Bugün hastane projesini görmeye gelecek. Amma uğraştırdı o proje beni ya. Makbuş, o zaman yarın gideriz. Canım, yarını beklemeye ne gerek var? Ben götürürüm Makbuş'u. Hadi, olamaz Özge. Evet, olamaz. Yavri, daha hazırlanmadık bile. Ya. Açsanıza kapıyı. Hadi, çabuk bir şeyler yap buna. İçeri girecek. Tamam. Nana hadi saklanmasın, şu dolabı falan saklan ya. Bir şey yap. Aman sakın insana dönüşme, yoksa yanarız. Babanıza söyleyeceğim. Kapıyı gitti. Beni içeri almıyorsunuz. Kapı açıktı. Sen açamadın. Yani. Amma da güçlüsün. Hadi her sabah sizi mi bekleyeceğiz? Şaka gibi. Geliyoruz. Gözümüz aydınlat inşallah huzur evine. Sen öyle son. Gıcık. Bu çirkin bebek de nereden çıktı? Şunu bırak da yürü hadi. Bebeğim de benimle gelecek. Gıcık. Okula oyuncak götürmek yasak. Sana ne kızım ya? Yürüsene. Makbuş huzur evine gitmeden bir şeyler yapmalıyız. Düşünüyorsun değil mi? Düşünüyorum ama bu halimle ne yapabilirim ki? Keşke evde kalsaydım. İyi geldim buraya. Sakın sihir yapıp bir insan olayım deme. Yoksa sırrın herkes öğrenir. Biraz sabredin, iki ders kaldı. Yağmur ne yapıyorsun? Herkes sana bakıyor. Ne yapayım? Sıkılmasın diye konuşuyorum. Aa, ne güzel bir bebek. Ne kadar değişik. Bakabilir miyim? Ama çok dikkatli. Tamam. Hocam. Hı? Yağmurdan çok güzel büyük bir bez bebek getirmiş. Çok değişik bir bebek. Hı. Bak bu şu verdi bak. Çok küçülmek yasak değil. Tamam, sen hiç merak etme. Ne saklıyorsun bakayım arkanda? Arkanda? Hiç. Hiç mi? Nasıl hiç? Bu hiç mi? Şey, öğretmenim. Yağmurcuğum, okula oyuncak getirmek yasak biliyorsun değil mi? Değil mi? Hı hı. Bu bebeği arkadaşların senin elinde görür de oyuncaklarını okula getirirlerse ne olur? Burası oyuncak ülkesi olur. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Bir daha getirmem öğretmenim. Aferin. Hadi ver bakayım onu şimdi bana. Ver. Aa, yağmur. Ayıp oluyor.
istemiyor ama. Sen onu şimdi bana ver. Okul çekişi gelir, benden odadan alırsın. Bir daha da sakın okula oyuncak getirme. Getirme, tamam mı? Peki öğretmenim. Sakın insan olma. Bir şey mi dedin, anlayamadım yavrum? Ya hani sabah şarkı söylemiştik ya, insan olmak çok güzel şarkı. İnsan olmak çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Damda sana bir sürprizim var. Aa, bu ne? Senin için aldım. Nilkan İbrahimgil'in son albümü. Çok teşekkür ederim. Sen onun şarkılarını çok güzel söylüyorsun. Sen de çok güzel basketbol oynuyorsun. Ne oldu Yağmur? Emre müdürün odayı aldı. Ne? Okula oyuncak getirmek yasakladı ve elimden çekip aldı. Hay Allah. Bebeğini mi aldı? Nasıl verirsin ya? İnanmıyorum sana. Ne yapacağız? Yağmur sakin ol. Okul çıkışı gider istersin. Yavaş. Oyuncak bebekle oynayacak hali yok ya. Üzülme, verir. Ama o bebek benim için çok önemli. Tamam, çıkışta beraber isteriz. Üzülme artık Yağmur. Niye mızıldıyor bu sulu göz? Seni ilgilendirmez. Bebeğin için çok üzüldüm. Ama ben sana okul oyuncak getirmek yasak demiştim. Getirsen müdür bebeğini böyle alır işte. Sen nereden biliyorsun müdürün oyuncağı aldığını? Bebeği müdürün elinde gördüm. Oh, iyi oldu. Söz dinlemezsen böyle olur. Gıcık gıcık gıcık. Hem de nasıl? Yani. Gir. Özür dilerim efendim. Yağmur bebeği sizden istemeyi çekildi. Benim almamı istedi. Beni ona verme. Peki ama söyle Yağmur'a, bir daha okula oyuncak getirirse geri vermem, ona göre. Ona göre. Peki efendim, söyle. Beni ona verme. Bu kız çok tehlikeli. Çirkin şey. Sensin. Seni çöpe atacağım ve Yağmur asla bulamayacak. Okula oyuncak getirilmez. Anladın mı küçük hanım? Senden bıktım. Sana burada iyi yaşantılar. Yalan söyleme. Aman, aptal bir bebekti zaten. O bebek bizim için çok önemli, anladın mı? Ver şu bebeği çabuk. Öyle mi? Neden bu kadar önemliymiş? Çünkü onu bana bakmışlar. Maalesef veremem. Çünkü o pis bebeğim bende değil. Ya Emre ya, ne yapacağız? Servise binmezsek babam çok kızar. Hadi çocuklar, servis kalkıyor. Ya beni niye oynatmıyorsunuz? Ben seninle küsüm. Benim bebeğimi çaldın sen. Hiç de bile, hem aptal, eski bez bebekti. Bir yeterlilik bile etmezdi. Ama o bebek benim için çok önemliydi. Özge, başımızdan gitsen çok iyi olacak. Neden gidecekmişim? Hem aşağıda benim canım sıkılıyor. O zaman evine git. Ama annem burada. O zaman anneni de al git. Biz alırsanız çok iyi olacak. Çünkü Makbaşı'nın huzur evine gidecek. Ve ondan sonra hepinizle annem ilgilenecek. Hiç de bile. Evet, ve en yakın zamanda babanızla evlenecek. Ne çok ya. Sonra da bu büyük eve yerleşeceğiz. Hayal gücün çok geniş. Ve bu oda benim olacak. Git diyorum sana. Ya. Gitsene ya. Ya. Nasıl sayarım, Makbuş gidiyor. Ben hep çocuklarlayım. Kısa sürede hepimiz kaynaşıp sıcacık bir aile oluruz hayatım. Tabii ki. Sen şimdiden onlar için elinden gelenin fazlasını yapıyorsun zaten. Hiç şikayetçi değilim. Yanlış anlama. Çocukların her şeyiyle ilgilenirim. Ancak iki evi idare etmek... Zor oluyor değil mi? Çok haklısın. Çocuklar da birbirine alışmışken...
aşkım. Diyorum ki şu nikah tarihi. Bana da senin o nikah. Bal gibi de olacak. Ne oluyor? Kendini ne sanıyorsun sen? Gitsin çocuklar. Hayır. Hey. Çocuklar yapmayın. Yağmur. Aa. Hayır. Yağmur. Yağmur. Kendi diyen kendi olur. Git kızım ya. Vallahi şimdi Emre. Çıkacağım. Sakin durur musun biraz? İnanmıyorum ya. Durun çocuklar. Bir dakika. Ağlama da anlat Özgeciğim. Oyun oynayalım mı dedi. Ben odadan kovdular. Emre ittir. Şaka gibi. Tam bir yalancı ya. Hiç de bile sen bu ona beni olacak dedi. Anne ben öyle demedim. Tamam prens. Tamam canım. Hadi biz evimize gidelim Özgeciğim. Özgeciğim ağlama tatlım. Emre istemeden yapmıştır. Sizi çok seviyorum Hakan amcacığım. Ben de seni Özgeciğim. Çocuklar hadi odanıza. Bu aralar her şey üst üste geldi. Ona doğru dürüst zaman ayıramadım ki. Anlıyorum. Benimkiler de makbuş gidecek diye çok huysuzlar. Tabii canım. Neyse, yarından sonra her şey yoluna girecek. Hiç merak etme hayatım. Hadi kızım, evimize gidelim. Peki anneciğim. Dondurma da alalım anneciğim. Sadece iki yeterecek. Özge, yürü dedim sana. Gördün mü? Evlendiklerini artık o da baba der. Yani. Ama ben o kadına anne demeyeceğim. Ben de. Hiç kusura bakmasın. Babanız duymasın evladım. Çok üzüldüm. Makbuş, babam annemizi seviyor muydu? Hem de nasıl. Hülya derdi de başka bir şey demezdi. Onların aşkı herkesin dilindeydi. Nazara geldiler işte kokarca. Yani babam annemi Simge'den daha mı çok severdi? O da söz mü cidden bir? Babanız annenizi hala seviyor. Ama ne yapsın adamcağız? Size de bir anne lazım. Yalnızlık Allah'a mahsus yavrum. Sen gitme Makmuş ne olur. Canım. Ne olur Makmuş. Bana da aranızda yer var mı? Olmaz mı evladım gel. Ben de yatmaya gidiyordum zaten. Hadi çocuklar Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler. Size bu akşam Pinokyo'yu okuyayım mı? Oku. Olur. Gel o zaman. Ay güzel kızım benim. Hadi yerine sen de. Okuldan dönüş demek bir şey de olmayacak mı yani? Çitlenmeyin kokarcam diyecek. Bir daha gördük biz. Nana diye bir bez bebek yoktu belki de. Zaten sihir gücü olsaydı buraya gelip Akmuş'un gitmesini engellerdi. Simge'nin bizim annemiz. Olmasına izin vermezdi. Üzülme kardeşim. Ben senin yanındayım. Seni hep koruyacağım. Söz mü? Söz. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Makbule Hanım hazır mı? Hazırım evladım. Seni çok özleyeceğiz Makbuş. Sağ ol kızım. Cicişler nerede? Cicişler! Servise yetişmeleri gerek. Biz Makbuş'u götüreceğiz ya. Hadi çıkalım. Lütfen bir mucize olsun. Hadi çocuklar çıkalım hadi. Evet efendim. Şimdi de haber stüdyomuza yeni gelen bir haberi veriyoruz. Şşt sessiz olun. Baba televizyona bak. Huzur evinde büyük skandal. Huzur evindeki yaşlılara yapılan büyük eziyet herkesi şaşkına çevirdi. Bu benim gideceğim huzur evi değil mi? Huzur evinde kalan bir yaşlının yakını tarafından yapılan ihbar üzerine yetkililer alarma geçtiler.
huzur evine gizli kamerayla giren arkadaşlarımız gerçekleri su yüzüne çıkardı. Huzur evi skandalı ayrıntılarıyla az sonra. İnanamıyorum ya. Ama nasıl olur? Yani çok iyi bir yerdi. Sen kendi gözünle görmedin mi Makbuş Hanım? Ay cennet gibi bir yerdi. Baba Makbuş'u oraya götürme. Lütfen baba götürme. Durun canım, tabii ki götürmüyorum. Ama ben burayı araştırmıştım. Baba Makbuş kalıyor değil mi? Olamaz, yani buna inanamıyorum. Şaka gibi. Bu yakında da harika yerler var. Bir de onlara baksak. Simge, sana inanamıyorum. Ben bu işle ilgilenip uygun bir yer bulana kadar Makbuş burada kalacak. Yaşasın! Yaşasın! Makbuş, valizini aç ve yerleştir. Ya. Şah. Benim babam çok yaşa. Tamam. Hadi çocuklar, okula geç kalıyorsunuz. Servise yetişemeyeceksiniz. Ben bırakırım canım. Tamam. Merhaba, ben Nana. Yine mi sen? Şu geçen gün projemi mahveden zatı muhterem. Ah Makbuş. Buyur kızım. Makbuş, beni tanımadın mı? Çıkaramadım evladım. Şimdi delireceğim. Nereden tanıyorsun sen Makbuş'u? Ben sizin sayma halanızın torunuyum. Bir bu eksikti. Sayma hala mı? Ha evet. Hoş geldin yavrum. Neydi senin şu lafın Özge? Şaka gibi. Hakikaten de şaka gibi. Ben çok geciktim. Çıkıyorum. Hadi çocuklar, biz de çıkalım. Hadi. Çabuk. Hoşça kal. Hadi iyi dersler. Makbule Hanım, siz de dikkat edin. Neme lazım? Hırlısı var, hırsızı var. Öyle değil mi? Nana! Korkma tatlım, korkma. Sadece gök gürlüyor. Kız işte ne olacak korkak şey? Ya dalga geçme. Sen sanki hiçbir şeyden korkmuyorsun. Sadece yarınki matematik sınavından korkuyorum. Ama yarınki sınavdan tam puan alırsan, o zaman soruları çalma ihtiyacın olmadığı anlaşılacak. Ve herkes bana inanacak. Ama nasıl peki olacaksın? Senin matematiğin çok kötü. Çok teşekkürler Yağmur. Yağmur, şu sınav için bir şey yapamaz mısın? Tabii, yapabilirim. Yaşasın. Seninle çalışabilirim. Ne? Hayır ya, ben sihir yapmanı kastettim. Hokus pokus. İyi de sen matematik biliyor musun? Ben çok çabuk öğrenebilirim Emre'cim. Kitabını getir bakalım. Bak şimdi. Zor değilmiş. Çalışmaya başlayalım mı? Of, çok sıkıcı. Bak Emre, ayrıca babana bütün bu olanları dürüstçe anlatmak zorundasın. Babam ya bana inanmazsa? İnanır, sen hiç korkma. Evet Emre, babamız bize inanır. Her zaman, ne olursa olsun, doğruyu söyleyeyim. Kızmayacağım demez mi? Yazıklar olsun Emre. Bu kaçıncı disipline gidişin? Bu seferki eli affedilir gibi değil. Ama o soruları ben çalmadım. Bir çalıp benim çantama koymuş. Kim? Neden böyle bir şey yapsın? Bilmiyorum. Bilmezsin tabii. Ama ben senin tembel teneke olduğunu çok iyi biliyorum. Ama baba... En son matematik sınavından kaç almıştın? Bugün sözlüğe kalktım. Kaç? 2 mi 1 mi? Kaç aldın? Babacığım, bana söz vermiştin. Barayı yazdıracaktın hani. Ya Yağmur, lafı değiştirme. İşte salatanız geldi. Hay Allah, önüne baksana. Bir sen eksiktin. Dur sileyim. İstemez, ben hallederim. Bana bak, adam gibi okumayacaksan seni sanayiye vereyim, oto tamircisi ol. Ben korsanlarla savaşan bir kaptan olmak istiyorum. Allah'ım, şimdi delireceğim. Bana bak, sana inanmamı istiyorsan yarın matematik sınavından iyi not alacaksın. Müdür gibi konuştun baba. Efendim? Nana onu çalıştıracak babacığım. Aman ne şahane.
Şimdi çatlayacağım. Ben de. Bu çok güzeldi. Oh, ellerine sağlık Makbuş Sultan. Döktürmüşsün. Ben yapmadım evlat. Vallahi hepsini nana yaptı. Hayret. Afiyet olsun, lop lop et olsun. Yarasın dedi babacığım. Evet, evet öyle dedim. Afiyet olsun, lop lop et olsun. Hadi Emre, biraz beraber çalışalım. Git kitaplarını getir. Ben projeye sonra bakarım. Peki. Emre gel. Alo. Birlikte çalışalım. Efendim Volkan? Biz yukarı ders çalışmaya çıkıyoruz. Efendim? Tamam. Gel. Tabii evet. Bu problemi de anladın mı Emre? Anladım tabii. Sonuç 18 değil mi? Aferin sana. Bak ne çabuk öğreniyorsun. O kadar da zor değilmiş. Evet. Özge boğazının ortasına çok yakıştı değil mi? Size uydum ama bu yaptığımız hiç doğru değil çocuklar. Şimdi artık onu çözüyorum. Ha bu arada ağzınızdan sakın bir şey kaçırmayın. Sırrımı sadece 3 kişi bilecek. Eğer 4. kişi öğrenirse asla... İnsan olamazsın. Biliyoruz nana. 3. kişi Makbuş mu olacak? Evet ama sırası gelince. Şimdi hiç kimseye bir şey söylemek yok. Anlaştık mı? Oyuncak sözü. Oyuncak sözü. Tamam hadi bakalım. Hadi oyun oynayalım. Benim canım çok sıkıldı. Biz matematik çalışıyoruz. Ne kadar çalışırsan çalış asla birden yukarı alamayacaksın. Sen öyle san. Yağmur o zaman ikimiz oynayalım. Ben kitap okuyorum. Beni odadan göndermek için numara yapıyorsunuz. Ben odadan çıkınca hemen oyun oynayacaksınız değil mi? Hayır Özgeciğim. Bak yarınki sınav Emre için çok önemli biliyorsun. Tabii önemli olur. Sözlüden biri aldı yetmiyormuş gibi. Bir de sınav sorularını çaldı. Hiç de bile Emre çalmadı. Fışık sen onu külahıma anlat. Nana ya ben döveceğim bu kızı. Gıcık gıcık gıcık. Şş, sakin ol. Gıcık yani. Yağmur sen de sakin ol. Hırsız ne olacak? Hırsız, hırsız, hırsız. Dur git yaz be. Ya. Emre gıcık yapma ya. Çok ayıp. Ne diyorsun sen ya? Ya ne olur çok ayıp. Bu böyle işte. E tamam ben onu getireceğim. Ama siz de biraz alttan alın çocuklar yapmayın böyle tamam mı? Ama hep böyle yapıyor yani. E tamam işte dur. Anne ya, ya anne. Ay ne oldu yine yavrum? Anne ya Emre beni dövdü. Dur Özgeciğim ağlama daha konuş. Anlamıyorum anneciğim. Emre beni dövdü. Nana da onların tarafını tutuyor. Ama Özgeciğim hadi gel. Ayıp değil mi küçücük çocuklarla bir oluyorsunuz? Ne oluyor gene? Emre nerede? Yukarıda. Hadi gel canım çıkalım ben sizi barıştırayım hadi gel. Bana ne ben barışmak istemiyorum. Tamam ben şimdi onunla konuşurum. Hakan. Hadi gel Hakan'cığım. Bana ne? Hadi barıştırayım ben. Onlar kardeş. Hadi gel. Şimdi kavga ederler. Bak, inatlara barışırlar. Rica ederim lütfen. Bırak hadi güzelim gel. Ya bana ne? Ne yaptınız? O yaptı. Bravo tebrik ederim. Hayır hayır bırak bırak. Dokunma. Ne yaptığını farkında mısın sen sakar şey? Anne eve gidelim. Gel kızım. Verdiğin zararı bir ömür boyu çalışsan ödeyemezsin. Bu neye mal olacak biliyor musun? Ama... Rica ederim siz de yukarı çıkın. Ve asla bir daha gözüme gözükmeyin. Anladınız mı? Gel kızım gidelim eve. Ne oldu evladım? Ne oldu Hakan? Ne yapacağım şimdi ben? Neden meyve suyumu Özge'nin döktüğünü söylemedin? Ya baban öyle sinirlendi ki ağzımı bile açamadım. Of Dana, babamın gönlünü al hemen lütfen. Ne yapayım? Yanlışlıkla oldu özür dilerim falan de. Babam hemen affeder. Seni sevdi bence. Parantez içine yazıyorsun. Çarpı bir. Tamam. Kapat parantezi. Tamam. Eşittir. Emreciğim saat 12 olmak üzere. Olamaz bez bebek olacaksın. Üzgünüm canım. Ya bu gece bez bebeğe dönüşme sen. İmkansız. Ya ama sensiz nasıl çalışacağım? Emreciğim eğer gerçekten istiyorsan başaramayacağın hiçbir şey yoktur inan bana. Güvenini boşa çıkarmayacağım Nana.
geçti? Çok iyi geçti, hepsini yaptım. Ben iki soru yapamadım. Bir dahaki sınav için bize gel. Bana çok iyi bir öğretmen. Alır gelirim. Emre? Matematik notlarına bir direkt daha eklemen lazım. Orası hiç belli olmaz. Güldürme beni. Öğretmen öğle tatilinden sonra sonuçları açıklayınca görürüz. Görürüz. Yine en yüksek notu ben alacağım. Ne sinir kız ya? Baban annesiyle evlenince yandın valla. Babam Simge ile evlenirse ben o evden giderim. Bize gelirsin. Olur. Babacım babacım biz geldik. Hoş geldiniz canım kızım. Emre matematik sınavından 5 aldı. Ya. Ya ben söyleyecektim ya. Doğru mu Emre? Aslan oğlum benim. Tabii, hem de sınıfta bir tek ben 5 aldım. Özge bile 4 almış. Demek Özge'yi geçtin ha. Çak. Gelsenize. Aman bir şeye dokunma. Biliyor musun baba? Nana öyle güzel çalıştırdı ki beni. Onun sayesinde okuldaki şerefimiz kurtuldu ya. Gamze de çok sevmiştir yani. Yağmur. Aferin benim aslan oğluma. Bak istenirse oluyormuş. Bu arada proje sayesinde işi aldık. Tekrar teşekkürler. Bir şey değil. Baba hadi bunu kutlamak için hep beraber pizza yemeye gidelim. Hadi baba lütfen. Merhaba cicişler, nasılsınız? Aman istemez. Yeni trend bu galiba. Efendim? Yok bir şey. Hadi baba hadi pizzacıya gidelim. Emre matematik sınavından 5 aldı da. Ya Özge kaç aldı? 4. Ya. Şey Emre'cim, 5 almanı sonra kutlarız. Bu gece babanın bana sözü var. Yemeğe gideceğiz. Yarın kutlarız canım oğlum. Hı? İyi o zaman. Tamam. Hadi çocuklar. Hadi sizi pizzacıya ben götüreyim. Gelin bakalım. Şu pizza nasıl bir şeymiş bir bakalım. İstanbul'da ilk kez pizza yiyeceğim de. Hadi gidelim. Hey ya, yaşa nana. Teşekkürler. Nana sihirle gidelim. Bu kız da metro hep sihir diyor. Yerin altından geçiyor ya sihir gibi. Hadi. Ben 5 alınca müdür de öğretmenim de herkes bana inandı. Gördün mü bak, o kadar üzüldüğüne değmedi işte. Ama yapmadığım bir şeyle suçlanmak çok kötü. Peki çantana o soruları kim koymuş acaba? Bunu tahmin etmek zor değil ama elimde kanıt yok. Özge mi? Başka kim olabilir sence? Yani. Nana Özge'yi solucana çevirsene. Hayır. Sümüklü böceğe çevir. Olmaz çocuklar. Sihir gücümü böyle kötü kullanamam. Sonra Kulina bana çok kızar. Baş peri mi? Evet. Neyse bekleyelim. Belki kendi kendine kurbağa dönüşür. aman. Şunların deşisine bak. Çok mu sevdiniz siz Nana'yı? Hem de nasıl? Ay kıskanmaya başladım ama. Olur mu Makbuş'cum? Sen benim bir tanemsin. Bak benim bir taneme. Nasıl da az laf yaparmış. Ya Makbuş'tan hiç gitmesin. Böyle çok güzel bir aile olduk biz değil mi? Gitmesin tabii evladım. Ama babanızı biliyorsunuz. Ama Simge ve Özge olmasa her şey daha güzel olacak. Bakmış babama söyle Simge ile evlenmesin. Tövbe estağfurullah. Ben ne karışırım evladım? Belki babam şöyle tatlı, güzel, iyi kalpli, anneme benzeyen birini bulur. Bence de. Simge ile evlenirse çok pişman olur. O kadın çok gıcık ya. Herkese merhaba. Hoş geldin babacığım. Hoş buldum benim güzel kızım. Hoş geldin evladım. Kalkma Makbuş Sultan. Hatta herkes otursun. Size bir şey açıklayacağım. Aileye özel bir şeyse ben... Yok canım. 2 günlüğüne de olsa aileden sayılırsın. Hadi baba söyle artık. Meraktan çatlayacağım. Yoksa haftasının tatile mi gidiyoruz? Hayır canım. Buldum. Hep beraber Galatasaray maçına gideceğiz. Ay çocuklar bir durun da söylesin adamcağız evladım. Biz Simge ile önümüzdeki ay evlenmeye karar verdik. Ne? Ne?
kızım, yapsana kahvaltı. Canım istemiyor. Benim de. Ne oluyor şimdi? Bu tavırlar bana mı? Yani. Yani. Çok bilmiş cüce seni. Ne oluyor çocuklar? Simge ile evlenmeni istemiyoruz. Evet baba. Bakın, hepimizin düzenli ve huzurlu bir yaşama ihtiyacı var. Ben o yüzden... Biz böyle çok huzurluyuz. Cidden mi? Ah. Ne var Makmuş, doğru söylüyor. Asıl huzursuzluk yapan o kadın ve gıcık kızı. Emre. Ya baba ya. Bazen büyüklerin işine çocukların aklı ermez. Neden ermezmiş? Bizim de fikrimizi söylemeye hakkımız var. Hayır efendim, yok. Siz tam anlamıyla şımarıklık yapıyorsunuz. Kadıncağız sizin için daha ne yapsın? Kendini paralıyor. Özge'ye gelince, onu aranıza almadığınızı, sürekli dışladığınızı biliyorum. Hiç de bile. Yeter artık. Oh. Konu kapanmıştır. Uzatma. Ben de uyuyorum. Ben de. Şimdi beni iyi dinleyin bakalım çocuklar. Önce harçlıklarınızda bir düzenleme yapmamız gerekir. Ne diyor bu ya? Ne bileyim. Anlamayacak bir şey yok. Bundan sonra daha az para harcamanız gerekecek. Neden? Hakan oğlum iflas mı etti? Hayır tabii ki. Yurt dışındaki Leylilik okuluna gitmem için bir hesap yaptım. Buna göre de ayda 2000 YTL falan gerek. Sizden daha tutumlu olmanızı istemek zorundayım. Öyle ikide bir hamburger dondurma almak yok. Harçlıklar da yarıya iniyor. Aa, üstüme iyilik sağlık. Senin paranı da anne versin evladım. Şunu ben yalnız mı döveyim yoksa yardım eder misiniz? Seve seve ederim. Ay aman gel çocuklar bak. aman. Artık ben de kardeşinizim. Sözlerinize dikkat edin. Özge, en iyisi sen aşağı in artık. Siz de çabuk olun bakayım, hadi. Niye? Çok mu özlemiş bizi Simge Hanım? Aa, ne ayıp çocuğum. Hadi hadi giy pabuçlarını, giy. Durmadınız mı? Annem sizi bekliyor, sallanmayın. Daha iyisin değil mi Simge? Evet. Ama o aptal kızın verdiği suyun iğrenç tadı hala buramda. Hayret. Ben de içtim. Tadı normaldi. O kızdan korkuyorum hayatım. Çok garip biri. Nasıl desem, ürkütücü. Söylesene gitsin. Çocuk olma Simge. Kendi halinde bir kız. Merak etme, gidecek zaten. Bizimle yaşayacak hali yok ya. Orası hiç belli olmaz. Hadi iyi günler çocuklar. İyi işler babacığım. Babacığım mı? Ne hissettiğimizi gayet iyi anlıyorum. Bizim babamız. Pis patates suratlı babamızı sahipleniyor. Şuna bak, nasıl da sarılmış babama. Yapma ya, sakin ol. Hayır, hiçbir şey düzelmeyecek işte. Sizi kurtarmaya geldim demiştim ama hiçbir şey yapmıyorsun. Sana söz veriyorum, her şey yoluna girecek. Yalnız biraz sabırlı olmamız gerekiyor, değil mi? Tamam. Tamam canım. Ben Özge'yi bale kursuna bırakıp hemen işe geleceğim. Ofiste görüşürüz. Hı hı. Hadi çocuklar. Makbuş Sultan, akşama görüşürüz. Güle güle evladım. Görüşürüz nana. Evet cicişler. Artık hafta sonları aylaklık yok. Bakın Özge ne güzel bale kursuna gidiyor. Emre'cim seni halk oyunlarına, Yağmur'cum seni de eskrime yazdırdım. Artık öğlene kadar uyumak yok. Anlaştık mı cicişler? Kursa filan gitmeyeceğim. Ben de. Evet Makbule Hanım, gelelim size. Nikahımız kesinleştiğine göre artık sıra size güzel bir huzur evi bulmaya geldi. Hakan oğlum, o konuyla ben ilgileneceğim dedi. O zaman sık sık Hakan'a hatırlatın da unutmasın. Biliyorsunuz işleri çok yoğun. Bu arada siz de maşallah bir ziyarete geldiniz, buraya çöreklenip kaldınız. Ay pek rahat birisiniz vallahi. Nana benim misafirim. Anladık da bu kadarı da yüzsüzlük olmuyor mu? Hakan kalabileceğimi söyledi. Hakan he? Bu ne samimiyet? Hakan Bey değil yani. Usul erken bilmediğiniz her halinizden belli zaten.
Simge Hanım. Kiminle nasıl konuşacağımı siz mi öğreteceksiniz bana? Benimle uğraşacağınızda şu evin haline bir bakın. Ne varmış evin halinde? Bu ne? Uy, pislik içinde. Uy, uy. Hah, bak bak iğrenç. Ay! Ay bu ne? Ay öyle bir fare. Ay, ay pisliğinize bakın. Hakan bunu görünce bakalım ne diyecek akşama. Ay nereden çıktı böyle fare? Ne işi var burada? Anne bunlar beni odalarına almıyorlar. Nana bir baksana ya, odamıza gelip beni deli ediyor. Şşş, bir dakika çocuklar. Bakın cici anneniz ne bulmuş. O ne? Ay yazık, öyle bir fare. Yok yok, bence ölmemiş daha. Yaşasın bir fare oldu. Yok, onu bekleyelim değil mi Nana? Tabii canım, onun için tabii ki. Çok mu korktunuz? Hadi anne hadi. Bir şeyden gidelim ya. Hadi. Sen görürsün. Seninle işim daha bitmedi. Bahçeden mi girdi acaba? Allah Allah. Fareden nasıl korktular ama. Ne oldu? Eğlenmedin mi sen yoksa? Yok, çok üzüldüm ama. Ama Özge'nin babana sarılması ve ona baba demesi seni çok üzdü. Evet yani. Seni anlıyorum Yağmurcuğum. Nane kızım, bir yardım eder misin? Bu fare buraları pislemiştir. Temizleyelim hadi. Geliyorum. Aşağı inip Makbuş'a yardım etmem gerek. O varken sihir yapamıyorum biliyorsun. Hemen geleceğim. Babamla görüşecektim. Babam toplantıda Yağmurcuğum. Tamam o zaman. Bitince o beni arasın olur mu? Peki söylerim. Emre, şimdi babam Simge ile evlenecek ve biz de öyle bakacak mıyız? Tabii ki hayır. Peki ne yapacağız? Sonra bir şeyler yaparız. Ama şimdi benim çok önemli bir işim var. Şu Özge'ye deli oldum ya. Baksana dondurma, hamburger falan yok diyor. Buraya taşınınca odamızda alır elimizden. Of Yağmur, hazırlanmam gerek. Neredeyse Gamze gelir. Senin umurunda değil anlaşılan. Ne yapalım yani? Babam Simge ile evlenmesin diye evden mi kaçalım? Güzel fikir. Babam bizi bulmayınca çok üzülür. Sonra da hatasını anlar. Delirdin mi? Nereye kaçarız? Çok tehlikeli. Daha mantıklı bir şey bulmalıyız. Nereye gidiyorsun? Arka bahçeye. Gamze gelecek dedim ya. Of of. Hiç kimse beni anlamıyor. Ben de Makbuş'la konuşurum. O babama söylerse babam Simge ile evlenmez. Makbuş, bu evlilik meselesi yüzünden çocuklar çok mutsuz. Zamanla alışırlar. Hakan da ne yapsın? Ömrünün sonuna kadar yalnız mı yaşayacak? Erkek milleti yapamaz kızım. Bak bana, Osman'ım göçeli tam 30 yıl oldu. Aklımın ucundan bir an bile tekrar evlenmek geçmedi. Ama erkekler yalnız duramaz kızım. Simge çocukları hiç sevmiyor. Kötü bir kadın o. Çocuklar böyle dediğini aman duymasın. Ah, bana da ikide bir laf sokuyor. Hı hı. Huzur evine gitsem zilleri takıp oynayacak. Farkındayım ama ne yapalım?
gelmesini istiyorum. Ben de bu evden giderim. Benden başka herkes mutlu.